bugün Bursa Kapalı Çarşı turu ve küçük bir alışveriş yapacağız. Bakalım nereleri gezeceğiz? Şu anda Kapalı Çarşı'dayız. Sağımız solumuz kuyumcu dolu. Gözlerimiz parlıyor. Güneş kamaştı. Aynen kamaştı. Şöyle istersen evet. Şöyle kuyumcu vitrinlerine de bakalım. Altınlar yükselmiş. Bugün cuma olduğu için kalabalık. Aslında hep kalabalık. Hep kalabalık. Yani şöyle bir şey var. Çarşı hep kalabalık. Herkes alışveriş merkezine gidiyoruz. Buradan alışveriş yapıyoruz dese de çarşı her zaman kalabalık. Eskiden falan alışveriş merkezleri böyle dükkanlar olmadığı için annem alıyor. İlk her zaman bir şey alınacağı zaman ilk gelen yer çarşıymış. O nedenle yine merkezi yerini koruyor. Ve Taksim'den sonra, İstanbul Taksim'den sonra Türkiye'nin en pahalı yeri Bursa Kapalı Çarşı. Çarşısına giriş. Kamera sallanıyor. Onun için özür diliyorum. Elimden geldiği kadar sallamamaya çalışıyorum ama sallanıyor. Ne kadar istemesem de. Şu anda tavuk döner alıyor kendisi. Şöyle hemen Mira'yı da çekerim. Şimdi bu ahşap boyama malzemeleri satan yere gidiyoruz. Nereden alıyorsun boyaları? İşte bunun maliyeti çok mu pahalı diye çok soru soruyorsunuz bana. Ben de fiyatları hakkında size birazcık bilgi vereceğim. Kutuz pazarına girdik. Ve yürüyoruz. Şöyle Bursa Spor'un bayrağını göstereyim. Havamızı da atalım. Şu Turanka'dayım tam. Şu araya giriyoruz. Aynen ben. Ne yapıyorsun? Şimdi sizlere ahşap boyama malzemelerini biraz fiyatlarını göstereceğim. Öyle sandığınız kadar çok pahalı değil bu malzemeler. İlk aldığınız zaman belki biraz tutabilir ama o boyalarla ve fırçalarla birçok çalışma yapabilirsiniz. Şimdi içeri girelim bakalım. Benim sürekli ahşap boyamalarda kullandığım boyalar kadensin boyaları. Bunların fiyatlarını görüyorsunuz. Hemen şöyle göstereyim. Hiç öyle sandığınız kadar pahalı değil. 3,5 lira. Yok maalesef. Renkleri çeşit çeşit. Ama ben şöyle yapıyorum. Beyaz, siyah, kırmızı, mavi, sarı alıyorum. Ve karıştırarak renkleri elde ediyorum. Ama siz istediğiniz gibi bu renkleri alıp kullanabilirsiniz. Sonra... Şimdi de bu matlar çıkmış. Bu matlardan bir tane kullandım. Gerçekten kapatıcılığı çok güzel. Bunların fiyatları da 4,5 lira. İstediğiniz renk alabilirsiniz. Sonra yaldızlı dediğim boyalar var. Bunlar biraz daha pahalı. Çünkü 6,5 lira. Görünüyor mu bilmiyorum. Biraz bulanık, netleme problemi var. Sonra cam boyaları en çok sorulan. Ben çok fazla cam boyamıyorum ama cam boyalarının fiyatları da 5,5 lira.
rengarenk istediğiniz. Yani ben bunlardan ana renkleri alıp karıştırarak renkler elde ediyorum. Abi de geçen gün yaptığım bir çalışma vardı. Bu tahta, kara tahta boyası. O da 5 liraymış. Siyahı var, mavisi var, sarısı var, pembesi var, her rengi, kahvesi, yeşili, her rengi var. Bunların boyut boncuk boyaları da 5-6 lira olması lazım yani. Fiyatı yazmıyor ama o civarlarda. Burası hem resim malzemeleri satıyor hem ahşap boyama malzemeleri, yani hobi malzemeleri satıyor. Fırçaları bakın. Sonra, mesela benim kullandığım fırçaların hepsi burada. Şöyle göstereyim. Şu kadensin fırçaları oldukça güzel. Ne kadarmış? 9 liraymış mesela. Şu 6 lira. Ama tabii ki bunu çok uzun süre kullanıyorsunuz. Şunlar daha uygun. 7-7,5 galiba. Şu boyalar, şu fırçalar 1 lira. Vernik atmak için. Baş tutkallarına bakalım. Bunların da... Araba sağa çekiyor. Araba bildiği için... Şöyle, şu dekupaj tutkalı mesela büyük boyu 8,5 liraymış. Yani bu ne kadar gider siz düşünün. Oldukça çok. O yüzden birçok çalışmanızda kullanabilirsiniz. Bu da peçete dekupaj. Yani bunlar uzun süreli kullanabileceğiniz şeyler. Dekupaj tutkalının büyük boyları var, küçük boyları da var. Bunlar da 4,5 lira. Sesim biraz... Az çıkıyor olabilir, kusura bakmayın, burası oldukça kalabalık. Bunlar da stencil kalıpları. Şunlar hazır transferler. Bunlardan kullanmadım ama güzel duruyor, çalışmaları görmüştüm. Bir de yeni bir şey keşfettik, şu anda keşfettik. Ben bilmiyorum, belki bilenleriniz vardır. Şöyle bir şey. Şöyle hemen arkasını göstereyim size biraz. Mühür şeklinde bu kartlara baskı yapıyor. Gerçekten çok güzelmiş. Birazcık pahalı. Ama bu işlere meraklı olanlar alabilirler. Vernik de çok sorulan sorulardan bir tanesi. Büyük kutularda benim kullandığım tarzda belki almak isteyemeyebilirsiniz. Hani kuruyor onlarda ağız, kapağı açık kaldığı zaman falan. Bu şekilde küçük. Bu da 5 liraymış. Bunun ya parlağı var, matı var. Teşekkür mü abi? Bu şekilde alabilirsiniz. Bir şey daha gördüm. Ya mesela en küçük milim, 70 milimini gördüm bu boyaların. Bunlar da 3 lira. Oldukça uygun bence. Pompom, meşhur benim pompom fırçalarım. Bunlar da 4 liraymış. Zımparalar. Şöyle 1,5 lira. Bakın allık fırçası bulduk. Yelpaze fırçası. Bakın gönaltı temizli farları aldık. Fırça bulduk burada. Şaka güzel. Keşke resim yeteneğim de olsaydı. Ay bayıldım bununla kadar. Geldim. Geldim. Dolma başlayalım. Çok acıktık. Sokakta en zor şey simit yemek ama o kadar acıktık ki yemek zorunda kaldım. Sokak simitçisi. Yarım aş. Evet. Şirek.
çocukluğumuza sizleri geri döndürüyorum. Osmanlı çocukluğumuz, tarihimiz. Aynen. Kaç seneden beri bu işi yapıyorsunuz? Ben 3 seneden beri yapıyorum. Bunu yapan kişi devamlı çocukluğundan beri yapıyor, babadan oğla. Ne kadar? 2 lira. Bu ne ya, bu ne? Sus, kolay gelsin. Allah'ım kör et beni. Herkes bize bakıyor. Bence de baksın. Küçük, bizim küçük fırsat, bizim kapalı çarşı ve alışveriş ve sizleri bir... Öldürün. Kalbi mi? Öldürün. Öyle değil mi? Söndürün. Söndürün.